Nedir bu fındıklar? Bahçeden ben getirdim. Bizim buranın fındıklar lezzetli olur. Adınız, soyadınız? Önünde yazıyor. Önümde ne yazdığını çok iyi görüyorum. Adınız ve soyadınız söylemeniz lazım lütfen. Madem okuma yazman yok da ne diye odudun o koskoca hakim olduğuna? Son bir kez soruyorum hanımefendi. Adınız, soyadınız, doğum yeriniz, baba adınız ve işiniz lütfen. Secereme mi çıkaracaksın? Bu Hunlu Çamlıca köyünden Pehlivan Hatice. Pehlivan Hatice Hanım, baba adınız ve soyadınızı söyler misiniz? İlla da babamı karıştıracaksın. Yusuf, çuvalcı Yusuf dedin Nuh'un köyünde herkes tanır babamı. İşiniz? İş çok, hangisini söyleyeyim? Sabahtan kalkacaksın, ocağı yakacaksın, çay üstüne koyacaksın, çay bahçesine ineceksin. Onları sormuyorum, yaşamınızı neyle sağlıyorsun? Çay dur da çay dur, ye doğumuz iç doğumuz çay dur. Çay yaprağı alım istasyonunda Eksper Seyfi Özver'in dövmüşsünüz. Hem devlet memuruna hakaret etmişsiniz. Onun kemiklerini kıracağım. Korkusundan mahkemeye bile gelemedi. Adamı hastanelik etmişsin. Nasıl gelsin? Çok iyi yaptım. Daha çok daha döveceğim onu. Çok daha kemiklerini kıracağım. Yazın. Sanık suçunu kabul ederek tehditte bulunmuştur. Şikayetçinin iyileşmesini beklemek için duruşma 20 Kasım'a ertelenmiştir. Çıkabilirsiniz. Hayır, çıkmayacağım. Ne olacaksa şimdi olsun. Dava bitmeden buradan bir yere çıkmayacağım. Duruşma 20 Kasım'a erteledi, anlamadın mı? Adımını sanımı sormak için daha köyden buraya kadar niçin getirdiniz beni? Ben jandarmaya köyde söylemiştim hani. Tamam. Yeter, polisi çağırın. Hemen polisi çağırın. Bana bak, bana polisi çıkarıp da burada ne